Hanımlar ve cənablar, Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında ikitərəfli sənədlərin imzalanma mərasiminə başlayırıq. İmzalanır. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Ali Təhsil Şurası arasında Ali Təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu. İmzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri cənab Mikhail Cabbarov, Türkiyə tərəfindən Türkiyə Respublikasının Yüksək Təhsil Qurumu rəhbəri cənab Yekta Saraç. İmzalanır. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş. İmzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri cənab Mikhail Cabbarov, Türkiyə tərəfindən Türkiyə Respublikasının təhsil naziri cənab İsmət Yılmaz. İmzalanır. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında preferensial ticarət sazişinin imzalanmasına dair anlaşma memorandumu. İmzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri cənab Şahin Mustafayev, Türkiyə tərəfindən Türkiyə Respublikasının İqtisadiyyat Naziri cənab Nihat Zeybekci. İmzalanır. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş. İmzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri cənab Zakir Həsənov, Türkiyə tərəfindən Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri cənab Nurettin Canikli. İmzalanır. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında yem bitkiləri toxumu istehsalı və sertifikatlaşdırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş. İmzalayırlar. Azərbaycan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri cənab Elmar Məmmədyarov, Türkiyə tərəfindən Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri cənab Mövlud Çavuşoğlu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclasının protokolunu imzalayırlar.
Hanımlar ve canablar, indi isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti ve Türkiye Respublikası Prezidentinin mətbuat üçün bəyanatına başlayırıq. Saygıdeğer kardeşim, saygıdeğer bakanlar, basın mensupları, öncelikle geldiğimiz andan itibaren heyetimize gösterilen ev sahipliğinden dolayı değerli kardeşime, şahsım ve heyetim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda biz tabii farklı bir ülkede değiliz, evimizdeyiz. Dolayısıyla bu ziyaretimizin anlamlı olan yanı bir yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı gerçekleştirmiş olmamız. Bir diğer yanı da malum dün Bakü Tiflis Ceyhan hattını, Kars, hala biz tabii petrolde kaldık. Oranın da açılışını beraber yapmıştık. Orada kaldık. Bakü Tiflis Kars ve bu demir yolunun açılışını gerçekleştirmiş olmak bizleri Asya Avrupa hattının kıtaların bağlanması noktasında çok daha güçlü bir noktaya taşımıştır. Görüldüğü gibi artık sadece belli alanlarda kıtaları birbirine bağlamıyoruz. Aynı zamanda enerji hatları noktasında da sürekli olarak birbirine bu tür bağlantıların kurulması Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu bağlılığın, bu dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ki TANAP bunun en güzel örneğidir ve şu anda yoğun bir şekilde TANAP'la ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah fazla sürmeyecek, kısa bir zaman sonra artık Azeri gazı buradan ta Avrupa'ya kadar inşallah akmaya başlayacak. Tabii bu birilerini rahatsız etmiyor değil, ediyor. Aynı şekilde malum bu Bakü, Tiflis, Kars demir yolu yapılırken de yok canım bunu nasıl yapacaksınız? Bunun olma ihtimali yoktur diyenler vardı. Ama işte dün açılışını yaptık ve trenimizi yolcu ettik. Biz de 15 dakika seyri seferde bulunduk. İnşallah bundan sonra oradan da on binlerce, yüz binlerce insan sadece Bakü, Tiflis, Kars değil, öyle bir gün gelecek ki inşallah ta Pekin'den Londra'ya kadar bu hattı kullanma nasibi olacak. Bunları inşallah göreceğiz. Allah bize o günleri de gösterecek. Ben buna da inanıyorum. Sadece insanlar buradan seyri sefer etmeyecek. Aynı zamanda buradan çok ciddi yük taşımacılığı da tabii yapılacak ki bu da özellikle ekonominin kazanımını ortaya koyması bakımından ucuz maliyetle nasıl bu yükler taşınır? Bunu göstermesi bakımından çok büyük önemi haiz. Ve tabii bir diğer önemli boyutu da artık Türkiye-Azerbaycan arasında 1,6 milyar dolarlık ticaret hacmi ki petrolde fiyatların düşüşüyle bir sıkıntı yaşandı. Ama şu anda tekrar toparlanmaya başladı. İnanıyorum ki kısa zamanda aramızda şöyle bir 5 milyar doları yakalarız herhalde. İnşallah. Değil mi? İnşallah bunu yakalayacağız. Ve Türkiye ile Azerbaycan her alanda inşallah bu adımlar atacak. İşte dün Bakanlar Kurulumuzdan da bir karar çıkarttık. 120 milyon dolar yıl inşallah Nahçıvan'dan Türkiye'ye ithalatta bulunma hedefini koyduk. Böyle bir hedefle de Nahçıvan'ı hareketlendirmenin, Nahçıvan'ı canlandırmanın, Nahçıvan'ı
yani sen yalnız değilsin kardeş demenin inşallah adımını da böylece atmış olacağız. Tabii bütün bunlarla beraber siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel tüm bu alanlarda Türkiye-Azerbaycan dayanışması güçlenerek devam ediyor. Az önce kardeşimin de ifade ettiği gibi gerek bizlerin karşılıklı gidiş gelişleri, gerek bakanlarımızın sürekli irtibat halinde olmaları bizim Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dayanışmanın hangi konumda olduğunu gösteriyor. Kurumlarımızın çalışmaları aynı şekilde. Özellikle de son dönemlerde tabii ki savunma sanayindeki dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Tabii turizmde daha değişik adımlar atma noktası. Aynı zamanda kültürel ilişkilerimizde gerek üniversiteler arası ilişkilerimizi artırma noktasında attığımız ve atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Ve böylece Türkiye-Azerbaycan'ın bu dayanışması uluslararası kurumlarda da yapılan dayanışma çok çok önemli. İşte şimdi önümüzde Azerbaycan Expo olayı var ki bu Expo'da da tabii ki Türkiye bütün imkanlarıyla, bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında yer alacak ve inşallah buradaki Expo'nun ele alınması ve onun hazırlanmasında da bütün tecrübemizi malum bir Expo'da biz geçirdiğimiz için burada kullanmanın gayreti içerisinde olacağız. Yine tekrar ediyorum, geldiğimiz andan itibaren gerek şahsıma gerek heyetime gösterilen bu ilgi alaka sebebiyle tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan dayanışması kardeşliği yaşasın diyorum. Çok sağ olun. Metfuat'a beyanat başa çattı. Sağ olun.